Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker, sözcüden Saygı Öztürk'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı suikastı ile ilgili yaptığı suç duyurusunun detaylarını anlattı. Peker, söz konusu cinayetle ilgili suçladığı Korkut Eken'in, bu suikastın içinde olmadığını namusu ve şerefi üzerine yemin ederek, açıklamasına ilişkin olarak, devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer kullanılıyorduk. Korkut Eken'in de bu şekilde kullanıldığını düşünüyorum, dedi. Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürde bir şey yapılacağını sanmıyorum, diyen Peker, siz amir konumundasınız, yanınızdaki memura diyorsunuz ki, benimle ilgili bir tahkikat yap. Bu akla mantığa sığacak bir şey değil. Kutlu Adalı suikastı, Sedat Peker'in videoda yaptığı açıklama üzerine gündeme geldi. Ben olayı anlatma gereği duydum. Kutlu Adalı olayı benim için sırdı. Eşim bile bu sırrı bilmiyordu. Kimseyle paylaşmamıştım. Madem sırdı, kimseye söylenmemeliydi. Kardeşim Sedat Peker'e yapılanların sonrasında bu şekilde kendisi de açıklama yapınca, bu açıklamayı doğrular bir açıklama yapmazsam, kardeşimi yalan söylüyor konuma mı getirecektim? Yarın öleceğimi bilsem bile ben bu konuyu açıklardım. Bu ülkede, vatandaş, ilgili kişiler, herkes her şeyi biliyor ama korkudan kimse doğruları söyleyemiyor. Biz hayata korkusuzca bakarak yetiştirildik. Ben niye yalan söyleyeyim, niye iftira atayım? Sedat Peker'in mafya değil, iyi bir vatan evladı olduğuna inanıyorum, ifadelerini kullandı. Peker'in en çarpıcı çıkışlarından biri de, 28 yaşındaydım, 53 yaşına geldim. Olaylardan öğrendiğim, birileri rant peşindeyken, birileri de vatan millet adına hizmet ediyor. Ben bunu anladım. Korkut ağabey de bu şekilde kullanılan, ülkesine hizmet etmek isteyen birisidir, ifadesi oldu.